Hazreti Süleyman'ın yönetme tarzı var, Hazreti Davud'un yönetme tarzı var. Bakıyorsunuz ki bu mesela cinlere dahi hükmeden Hazreti Süleyman'ın bütün dünyayı yönetmekteki, hatta Sebe krallığının tahtını bile kendisine bağlaması, bütün dünyayı tek başına nasıl yönettiğini gösteriyor. Tabii O buradan zaman şu, bunu başkanlık sistemine mi bu, tabii benzetiyoruz? Yani ben bunu peygamberlerin yönetim aynen şekli yönetim başkanlık şekillerini sistemidir diyebilir miyiz? başkanlık sistemine benzetiyorum. Oradan da gelelim Peygamber Efendimiz'e. Mesela İslam devleti olarak ilk devlet başkanıdır Peygamber Efendimiz. Arkasından yerine bıraktığı halife olarak yerine bıraktığı Hazreti Ebubekir'in yönetme tarzı başkanlık sistemidir. Hazreti Ömer'in yönetme tarzı başkanlık sistemidir.